Yeşim Salkım bizleri şaşırtan bir şekilde tek kişilik bir oyun yazmış ve onu oynuyor. Neredeyse hiç makyajın yok mu? Biraz yüz kapatman mı var? Evet. Onun dışında bir şeyin yok. Böyle bir sade ve belki de bir aktris kimliğin mi var artık? Evet. Öyle gibi görünüyor. Ne diyorsun Bensu sen bu konuda? Yani muhteşem. Yani Yeşim'i böyle görsen ilk defa, daha önceki müzik geçmişinden hiç haberin olmasaydı, der miydin ki ya ne kadar hoş bir aktris kadın? Zaten kendisine hayranım. Şimdi daha da hayran oldum. Ciddi mi söylüyorsun? Kendisine hayran mısın, evet, yoksa burada hayran olduğun için mi söylüyorsun? Bazen masada öyle şeyler, yalanlar söyleniyor, onun için söylüyorum. Yok, ben söylemem yalan. Peki. Çok teşekkür ediyorum, çok sarışın. Biz de hayranız. Ya evet. Kadınların birbirine hayran olması gerekiyor ama ben hani gittikçe sadeleşiyorum galiba. Kadınların ele geçirdiği bir dünyada mı yaşıyoruz? Yani biz böyle olmasını diledik. Evet. Hep ben de işte medyada elimden geldiğince bir katkıda bulundum ama bu kadar da mı diyorum bazen. Evet, biraz sence fazla. Kadınlar biraz fazla mı diyorsun? Fazla, biraz ne, fazla. Neden? Nesi fazla geliyor sana? Yani aslında her şeyin bir denge olduğuna inanıyorum hayatta. Dengenin bozulduğu yerde her şey bozuluyor. Yani sen bir tık önde, ben bir tık öndeden ötürü böyle işte hep bir yarış halindeymiş ya kadın ve erkek. Hı. Şimdi aslında onun bir dengeye oturması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı. O yüzden kadının kadına şiddetle ilgili bir film çektik biz, 10 Mart'ta girecek mesela. Hı. Orada da bir denge var kendi içerisinde. Dengenin bozulduğu yerde bence toplumlar gittikçe böyle deformasyona uğruyorlar. Bizde de böyle oldu. Özellikle sosyal medya bunu çok güçlendirdi ve dünyada böyle olduğuna inanıyorum. Ve dengemizi de şaştığımız için birbirimize verdiğimiz kıymet gittikçe azaldı. Değerler azaldı. O yüzden kadın önde, erkek önde diye bir şey kabul etmiyorum ben artık. İkimiz de yan yana güzeliz böyle. Yani birbirimizi destekleyerek. Böylesini seviyorum. Ben... Çok güzel bir konuşma olmuyor mu Hande? yani evet. Hande'yi biz sürekli çağırıyoruz. Çünkü programın abonesi. Evet. Çünkü Hande bir kere çok akıllı. Şey gibi, böyle hekim gibi bir insan. Hem oyuncu hem ama son zamanlarda tabii ki kurumsal bir iş haline getirdi astrolojiyi. Hmm. Ve az bulunur bir insan oldu. Gün bulamıyoruz, arıyoruz, yok. Ya. Nasıl ya? Vallahi. Belki seni istemiyor olabilir. Onu özel olarak istemediğim benim için. Benim 20 senelik arkadaşım. Arkadaşın mı? Evet. 20 senelik arkadaşın gün mü bulamıyorsun? Çok sahtekarca bir şey oluyor bence. Yani ama onun profesyonel işi o. Ha? Profesyonel işi. Hep şirketler mi varmış? Hep şirketler mi varmış? Sadece kurumsal. Şirketler yok. Normal danışmanlığım da var. Kurumsal, business astroloji ve finansal astroloji danışmanlığım da var tabii ki. Hani tabii pandemiden sonra astrolojiye bu kadar ilginin olmasından kaynaklı olarak evet biraz randevularımız ileri tarihlere veriliyor ama ben az önce de söyledim. Ne zaman isterse. Vallahi o kadar eski tanıyoruz ki birbirimizi. Norm Ender'in ne kadar yakışıklı olduğunu şimdi bu ışıkta fark ettim. Bana daha önce konuk olduğunda hep biz loş ışıkta program yapıyorduk. Böyle bir şey gibi, ayakkabıcı gibi aydınlanınca stüdyo, hakikaten ne kadar yakışıklı olduğunu fark ettim. Salman, sen ilk defa mı yalnız katılıyorsun? Bir programa evet, köfn olmadan köfn, ama arkadaşın hasta oldu, geçmiş olsun dediklerimizle. Tabii Bilge Kağan hasta, onun yerine geldim. Onun yerine geldim. Onun yerine de geldim. Güzel oldu. Kendi yerime de, onun yerine de. Evet, ilk kez katılıyorum tek başıma. Hakikaten mi? Evet. Peki genelde ben bir iki programımızı izledim, o programlarda da sen daha mı fazla konuşuyorsun ondan? Ben biraz daha gevezeyim, evet. Yani ben eğlenmeye geliyorum birazcık buraya. Buraya da onun için geldim, yine konuşurum. Yani. Sayın Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı, hoş geldiniz efendim. Siz sanki televizyonu kapatmaya gelmişsiniz gibi bir haliniz var. Çünkü aramızdaki tek ofisiyel olan, yani değil mi, mesela bir alacak vardır ve onun için televizyona el koymaya gelmiştir. Değil mi? Eskiden çok yaşadık bunları. Ben bir kere program yaparken televizyona el konulmuştu. Ben onu hatırlıyorum. Show TV'ydi galiba, değil mi? El konulan o sırada. Tam biz program yapıyoruz. Diyorlar ki el konuldu. Ne yapayım yani? Hani bana da mı el koyacaklar? Ben kameranın önünden çekileyim mi falan. Ondan sonra tabii ki Cengiz Bey'le de konuşacağız. Arda Kanal D'deki programlar hem cumartesi hem pazar. Arda da daha yakışıklı olmuş. Kız babası oldun şimdi. Evet. Kaç gün önce?
55 gün oldu. Yapma ya. Valla. Sayıyor musunuz günleri? Saymıyorum da bugün bir arkadaşım sordu kaç gün oldu diye. Oradan net yani. Şu an şu an sen sormuş olsaydın hemen hesaplamaya çalışacaktım. 55 gün. Hı. Karınla ilişkin nasıl? İyi, güzel, normal yani. Ama şimdi çocuk doğduğu zaman sizin aranızda artık sanki her şey çocukla ilgili konuşulmuyor mu? Çok konuşulmuyor. Ya çok konuşulacak zaman olmuyor. Çünkü ne kötü uyuyorsun, anne babalar var. Uyuyorsun. Çocuk orada yatıyor. Bunlar başka şeylerle uğraşıyorlar. O da olabilir. Uyuyorsun, yani. Uyanıyorsun. Alt değiştiriyorsun. Besliyorsun, pışpışlıyorsun. Ondan sonra işte gazını çıkartıyorsun. Uyuyabiliyor musunuz zannedeceğim? Yok, onlar o uyuyor. Yani uyuyorsun, uyanıyorsun. O 3 saatlik döngüler içerisinde. Çok konuşacak vakit kalmıyor. Kalan vakitlerde hadi uyuyalım diyorsun yani. Ne acayip bir şey. Değil mi? Ama böyle bir mesela çocuğa bakıp şey diyor musunuz? Yani bunu biz yaptık filan. Ver bir öpücük filan. Evet. Ya şaşırtıcı bir şey yani. Bakıp ya bunu biz yaptık filan diyoruz. Çünkü... Ne çirkin değil mi ilk doğduğunda? Kız çocuğu bile olsa. Hiç değil, biliyor musun? Değil mi? Hiç değil yani. Çok ya, enteresan. Çocuklar çirkin doğuyor. Çok enteresan. Ben biliyorum. Yalan söylüyor yani. İlk doğdukları anda çok çirkin oluyor yani. Katılıyorum sana gerçekten. Ben sana fotoğrafını son göstereceğim ve özgür iraden diyeceksin ki bu çirkin ya da değil. Göster. Ay, şimdi değil. Sonra. Sonra. Göstereceğim çünkü enteresan. Ben de öyle düşünmüştüm ama yani kuzguna yavrusu kuğu biliyor. Yapacak bir şey yok yani. Güzel geldi gözüme. Sonra çocuklar anne babaya benzemeye başlıyor. Bunlar beni yemesin diye herhalde. Kedilerdeki gibi yani. Çünkü ya da anne baba babama girmesin diye. Bir süre anneye benziyor, sonra bir süre babaya benziyor, sonra tekrar anneye benziyor falan. Hep mesaj veriyor çocuk. Yani bana bir fenalınız dokunmasın. Beni bana bakmaya, esirgemeye devam tamam, edin. Tamam, sizdenim ben. Sen yani sizden diyor. Oldum. Evet, tamam. Ben sizdenim. Bakın çok bana yani. Belli bir şey diye. Peki. Tamam. We'll be right back.